Çaylık Arenin ardından tekrar karşınızdayım. Bu birazcık mecburi bir araydı taşınma sebebiyle. Sonrasında birazcık çok fazla fotoğraf çekmemem nedeniyle de uzadı. Ama yakın zamanda çektiğim filmleri yepyeni, hiç denemediğim bir kimyasalla yıkadım. Bugün sizinle onun sonuçlarını paylaşacağım. Bakalım nasıl görünüyorlar. Herkese selam, ben Nura, kanalıma hoş geldiniz. Dediğim gibi yaklaşık 2 ay, 2 ay 1 haftalık gibi bir aranın üzerinden tekrar karşınızdayım. Bu süre zarfında birkaç tane paylaşım yaptım aslında. Taşındık, yepyeni bir evde yaşıyoruz. O yüzden video çektiğim köşede değişti. Bakalım evin farklı yerlerinde deneyeceğim. Neresi içmesinlerse orada devam ederiz. Hatta isterseniz bir kısa ev turu da yaparız. Ama bugünkü konumuz bir film kimyasalı. Beni düzenli takip edenler biliyor zaten. 10 küsur senedir renkli negatif film banyomu evde kendim yapıyorum. Olabildiğince, tembelliğim tutmaz ya da kimyasal bulamadığım bir durum olmazsa. Genelde de, hatta genelde değil her zaman, Tetenal'in C41 setini kullanıyorum film banyolarını yaparken. Yakın zamanda ama Photolimpex'in elinde kalmadı. Şu anda da hala yok görünüyor. O yüzden de değişik kimyasallara bakarken birazcık fiyat, performans, kaç film yıkama özelliği falan gibi şeyleri değerlendirerek şöyle bir sinestezi setine karar verdim. Benim normalde hep kullandığım Tetenal C41 Photolimpex'te 40 euro görünüyor. Bu set 35 euro. Bir de Bellini diye bir seçenek vardı, o 50 euro. İkisi arasında, Bellini ve bunun arasında karar verirken o yüzden fiyatı daha uygun olduğu için buna yöneldim. Sinestezi setinin içerisi Tetenal'le neredeyse aynı. Onda da küçük farklı kavanozların içerisinde ya da şişelerin içerisinde farklı karıştıracağınız kimyasallar çıkardı. Bunda da aynı şekilde çıkıyor. Bir geliştirici var, Color Developer. Bir tane Blix var, daha fixer, sabitleyici gibi kullandığınız. Bir de Stabilizer diye bir durulama suyu var. İçerisinden geliştirici 3 şişe olarak çıkıyor, sabitleyici 3 şişe olarak çıkıyor. Sonrasında da durulama sıvısı çıkıyor. Açması Tetenal'e göre çok daha zor. Gerçekten uğraştım karıştırırken. Mantık olarak aynı. Hani 1 litreye tamamlayacak şekilde yapıyorsunuz. Şu an şu atmadan önce size göstermek için boşlarını ayırdım. İçerisinden hani bunun gibi 2 şişe çıkıyor. Birkaç tane de daha küçük şişeler çıkıyor. Şu mesela sabitleyicinin C seti. Sırasıyla bunları koyuyorsunuz ve sulandırıyorsunuz. Sonrasında normal film banyosunu yapıyorsunuz. Karıştırmak oldukça kolay. Sıcak suyla karıştırdığınız için direkt ilk banyoyu hemen yapma şansınız var. Onun dışında bunun içerisinde şu film zorlama diye çevirdiğimiz push ve pull processing'in detayları var. Yani 800 ISO filmi 3200 gibi kullandım ya da 100 ISO filmi 800 gibi kullandım. Böyle durumlarda süreyi nasıl ayarlamam gerektiğini yazmışlar. Bunu özellikle eklemişler çünkü kendi filmleri buna çok uygun. Hatta filmlerin üzerinde işaretleyebiliyorsunuz, özel bir alan var. Film banyosu konusundaysa kaç film yıkanacağına dair birazcık yanıltıcı bir durum var. Çünkü şurada üzerinde 24 ruloya kadar yıkayabilirsiniz yazıyor. Ama buraya gelip baktığınızda şurada bir tablosu var. En fazla 1 litre ile 110 film yıkarsanız eğer 36 tane yıkarsınız diyor ama 110 film dediğimiz şu kadar. 35 mm en yaygın formatı kullandığımızdaysa 1 litre şu setle 12 film yıkarsınız demiş. Devamındaysa açıklamalar var. Daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için neler yapmak gerekir diye. Bir de en arkada şurada bir bölüm var. Burada da işte film negatifleri çok ince görünüyor. Neden olabilir? Birazcık pembeye, macentaya çalmış sonuçlar. Nedendir? Negatifler düzgün görünüyor ama gölgelerdeki detayları kaybettim. Bunun sebebi ne olabilir? İşte birazcık kimyasal sıcaktır, soğuktur falan gibi detayları vermişler. Bunlar oldukça güzel. Gelelim şimdi film banyosuna. Karıştırmak oldukça kolay. Normal Tetenal'den hiçbir farkı yok. Sırasıyla şişelerden normal karıştırma kabına alıp sonrasında üzerine su ekliyorsunuz. Film banyosu konusundaysa şu an tek tek ekipman olarak nelere ihtiyacınız olduğunu saymayacağım. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Onları hem aşağı link olarak ekliyorum hem de buraya yukarı ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Film banyosu süresi olaraksa
fiyat ve performans derken birazcık bunu kastetmiştim. Tetenal'de birinci banyoyu 3 dakika 15 saniye yapıyordunuz. İkinciyi 4 dakika. Sonrasında da 3 dakika yıkıyordunuz. Yani toplamda 13,5 dakika içerisinde tüm süreç tamamlanıyordu. Bunda ise süre biraz daha uzun. O yüzden hani daha fazla para verip hızlı mı yıkayayım diye düşündüm ama bunu denemek istedim. Birinci banyoyu 3,5 dakikada yapıyorsunuz. Bir 15 saniye fark ediyor. İkinci banyo 8 dakika. Normalde 4 iken 2 katına çıkarmışlar. Sonrasında ise süreler aynı. 3 dakika suda duruluyorsunuz. Sonrasında da şu özel durulama şeyinde 1 dakika boyunca bekletiyorsunuz. Gelelim peki sonuçlara. Sinestil C41 kimyasallarıyla şu ana kadar toplamda 4 tane film yıkadım. 2-2-2 posta halinde yıkadım. İlkindeki sonuçlarda bir tanesi Lomochrome Purple filmdi. Birazcık bazı kareler çok daha grenli çıktı. Ama o bence benim makine içerisindeki ISO ayarımla alakalı. Çünkü filmin bir kısmı da çok güzel ve net bir şekilde çıktı. Diğer yıkadığım film ise hemen dönüp bakıyorum. Orvo'nun NC500 filmiydi. İlk yıkadığım Orvo NC500 Wolfen filmde birazcık hani kimyasal sıcak olursa macantaya döner yazmışlar. Onu hissediyorum. Çünkü direkt kimyasalı sıcak suya karıştırıp hemen kullandım. O yüzden de normalde olması gerektiğinden 1-2 derece daha sıcaktı başladığımda. Ve sonuçlardaki o hafif pembe tondan bunu görmek mümkün oluyor. İkinci denememde ise yine Orvo'nun filminden bir tane yıkadım. Bir tane de Lomography'nin 92 filmini yıkadım. Lomography'nin 92 Lomochrome filmi çok böyle soluk bir mavi tonlarında çıktı. Bu fotoğrafları Roma'da çektim bir tatil sırasında. Açıkçası bu kadar mavimsi çıkacaklarını beklemiyordum. Çünkü bu filmi ilk kullandığımda bu tarz sonuçlar elde etmemiştim. Peki şu ana kadar 4 film yıkadım. Daha kaç tane yıkayacağım? Kağıdımda 12 demiş. Tetenal 16 diyordu. Ben genelde 20 yıkıyordum. O yüzden bunda da hani 12 değil de 16 falan yıkayıp sonrasında film çorbasına dönelim diye düşünüyorum. Bakalım diğer yıkamalarda sonuçlar nasıl çıkacak. Umarım bugünkü videodan keyif almışsınızdır. Eğer film banyosu ya da kimyasallarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa her zaman aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden gelen en kısa sürede geri dönüş yapmaya çalışırım. Ayrıca henüz yapmadıysanız yine bir hatırlatma, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü yeni videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Umarım eski düzenimize en kısa sürede geri dönebiliriz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.